Kanalımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gündemde emekliliğin iptal edilmesi söz konusu. Bu videoda da SGK hangi durumlarda emekliliği iptal ediyor, kimlerin emekli maaşı iptal edecek, onlardan bahsedeceğiz. SGK hiçbir vatandaşımızı durduk yere mağdur etmiyor. Öncelikle bunu söylemek gerekir. Emekliliğin iptal edilmesi iki sebepten dolayıdır. Birincisi, halk tabiriyle kendini bir iş yerinde çalışıyormuş gibi göstermekle. Nedir yani? Bir tanıdığının restorantında, manavında, kasabında, kırtasiyesinde çalışıyor gibi kendini sigortalı gösteriyorsun. Bunu sistem yurda giriş çıkışlarınıza bakarak yapıyor. Örneğin Almanya'da yaşayan gurbetçi kendini İzmir'de yaşayan eniştesinin lokantasında çalışıyor gibi gösterdiğinde sistem diyor ki kardeşim sen bu şu tarihlerde Almanya'da Berlin'de yaşıyormuşsun. Sen orada yaşarken nasıl burada çalıştın diyor. Bu şekilde yıllar boyunca prim ödüyorsun, yaş dolunca emekli oluyorsun. Bu legal değildir. İkinci sebebimiz ise muvazili şekilde boşananlar. Yani eşler anlaşmalı olarak boşanıyor. Ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Sadece kağıt üzerinde resmi olarak boşanıyorlar. Sırf vefat eden annesinin veya babasının emekli maaşını almak için. Eğer bu durum tespit edilirse ödenen maaşların geri alınması söz konusudur. Hatta dolandırıcılıktan dolayı hapis cezalarına kadar gitmektedir. Bu konuyla alakalı birkaç gazetede veya haber sitelerinde yazan yazılar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Avrupalı Türklere önemli uyarı, emekliliğiniz iptal olabilir. Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de borçlanarak emekli olan vatandaşlar arasında dolandırılanların sayısı giderek artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 10 binlerce euro prim ödeyerek emekli olan birçok vatandaş, kurumdan aldığı emekli aylığınız iptal edildi yazısıyla sarsılıyor. SGK, gönderdiği yazılarda genellikle aynı gerekçeyi sunuyor. Sahte bilgi ve belgelerle emekli aylığı bağlattığınız için emekli aylığınız iptal edildi. Ayrıca şimdiye kadar aldıkları emekli aylıkların faiziyle birlikte geri ödemeleri de isteniyor. Almanya'da yaşayan Nurten Çelik adlı vatandaşın emekli aylığının durdurulduğu ve SGK'nın kendisinden 80.000 TL istediği daha önce konuşulmuştu. SGK'dan gönderilen yazıyla emekli aylığı iptal edildiği bildirilen vatandaşların sayısının artması üzerine Ankara'daki SGK yetkililerini aradık. Konuyla ilgili bir sayı veremeyeceklerini ancak araştırıldığını söylemekle yetindiler. Yurt dışı çalışma ataşeliklerinden alınan bilgiye göre ise iptallerin sebebi şu. Türkiye'den borçlanarak emekli olmak isteyen vatandaşların birçoğu emeklilik konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler aracılığıyla SGK'ya müracaat etti. Bu danışmanlık şirketleri 1500 euro gibi bir ücret karşılığında vatandaşın başvuru ve sigorta giriş işlemlerini üstlendi. Ancak başvuru sahibini Türkiye'ye gitmeden ve Türkiye'de kendi kurdukları paravan şirketlerde çalışıyormuş gibi gösterdi. SGK ise gümrükteki giriş çıkış belgelerinden bu kişilerin çalışıyor olarak gösterildiği tarihlerde Türkiye'de olmadıklarını, çalışıyor gösterildikleri iş yerlerinde paravan şirketler olduğunu tespit etti. Bu bilgilere dayanarak da sahte bilgi ve belgelerle emekli aylığı bağlanan vatandaşların maaşlarını iptal etti. Yani vatandaşlar dolandırıcı danışmanlık şirketlerinin mağduru oldu. Danışmanlık şirketlerinin bazılarında ise şu sorunlar yaşandı. Şirket, vatandaşlardan SGK'ya yatırmaları gereken primleri alıp SGK'ya yatırmadı. Minihli bir çift bu yolla Türkiye'deki bir danışmanlık şirketinin parasını kaptırdı. SGK'ya ödemeleri gereken 45 bin euroyu biz havale edeceğiz diyerek danışmanlık şirketinin kendilerinden aldığını söyleyen mağdur çift ancak bu paranın SGK'ya ödenmediğini görünce şok oldu. Adının açıklanmasını istemeyen mağdur çift, paralarını geri isteyince şirketin kendilerini tehdit ettiğini anlattı. 30 bin kişinin emekliliği iptal edildi. 700 bin kişiye emeklilik şoku geldi. Gurbetçi vatandaşları bazı şirketlerde çalışıyormuş gibi gösterdiler. Bu yolla emekli olan 30 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddia edildi. Gurbette yaşayan Türklere, sizi 3600 günden daha az prim ödeyip daha yüksek maaş olarak emekli edeceğiz diyen ve sahte şekilde kurulan emeklilik şirketleri 700 bin civarındaki kişiden en az 1500 en fazla ise 3000 euro para topladı. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden binlerce kişi Türkiye'ye tatile gittiğinde bu şirketlerle tanıştırıldı. Ve vatandaş bir yasal ticari faaliyeti olmayan şirketlerde bir gün ile 15 gün
bazen de bir ay kadar sigortalı olarak gösterildi. SGK 10 yıl geriye dönük tüm maaşları geri istiyor. 1,5 milyar euroyu kurdukları şirketler ve şahıslarına havale ettiren sözde emeklilik danışmanları, insanları Türkiye'de kurdukları paravan şirketlerde çalışıyormuş gibi göstererek SSK numaraları verdirdi. Buna dayanarak da binlerce kişi SSK'dan 4 ağız sigortalısı olarak emekli edildi. Paravan şirketler o kadar çoğaldı ki Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti ve bu şirketleri takibe aldı. Kişi başı ortalama 120 bin TL ödeyerek emekli olan 700 bin kişiden şimdi kurumdan sahte bilgi ve belgelerle aylık bağlattığınız için emekli aylığınız iptal edildi. Size ödediğimiz paraları faiziyle geri ödeyeceksiniz yazısı gönderildi. 25 milyar dolar zarara uğrayan ve emekliliği iptal eden SGK, 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini de geri istiyor. Habere göre emeklilik iptalleri Türkiye'nin her yerinden gelmeye başladı. Emeklilikler iptal edilirken yatırılan biner TL'lik emekli ikramiyeleri de geri isteniyor. Şimdiye kadar 30 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği bildirildi. Emekliliği iptal edilen gurbetçilerden ayrıca yasal faiz talep edildiği ve haklarında dava açılacağı da bildirildi. Kişilere 7 gün itiraz hakkı tanındı. İtiraz edilmezse karar kesinleşecek. İtiraz edenlerin ise iş mahkemesinde dava açma dışında bir şansı yok. Dolandırılan gurbetçiler ne yapacağını şaşırdı. Emekliliği iptal edilenler, biz yasal bir işlem yaptığımızı düşünürken hem SGK hem biz vurgun yemişiz. Neye yanacağımızı şaşırdık. Bu paraları nasıl geri öderiz? Perişan olduk dediler. Çalışıyor gibi gösterip emeklilik hayali kuranlara kötü haber. Bir tane yaşanmış olaydan örnek vererek açıklayacağım bunu. Emeklilik hayali kuran ev hanımı, eksik olan prim gün sayısının dolması için eşine ait PVC üretim atölyesinde kendisini sigortalı olarak gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri, iş yerinin kapanma işlemlerinin yapıldığı 2014 yılında yaptıkları kontrollerde patronun eşinin 2005-2006 yılları arasında iş yerinde sigortalı gösterildiğini ortaya çıkardı. Belirtilen dönemdeki prim gün sayısını geçersiz sayan SGK, sağlık yardımının iade edilmesini istedi. Sigortalı kadın ve eşi çağrıya kulak asmayınca icralık oldu. Eşinin yanında ücretsiz olarak çalıştığını anlatan kadın, 1500 lirayı SGK'ya ödedi. Kurum işlemlerinin iptali için iş mahkemesinin yolunu tutan emekli adayı kadın, eşinin PVC doğrama atölyesinde çalıştığı sürelerin davalı kurum tarafından fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini söyledi. Kurum işleminin iptaliyle kuruma borçlu olmadığının tespiti ve istirdat isteminde bulunan davacı kadın eşinden ücret alınmadan çalıştığının altını çizdi. Mahkeme, iş yerinin kapanmasından uzun süre sonra çalışmanın iptaline yönelik rapor düzenlenmesinin davalı kurumun vatandaşların temel sosyal güvenlik hakkını koruma misyonuna uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Kararı SGK temyiz etti. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerektiğine vurgu yaptı. Kararda yasada işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının kuruma verdiği imzalı beyanda ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacının sigortalı sayılamayacağını gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın eksik inceleme ve hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Emekliliğin iptali söz konusunda gündemde olan haberleri size beyan et. Güncel haberlerden haberdar olmak için takipte kalın.